Kavga etmek istemiyorum abla. Ne istiyorsun peki? Babamın kalp krizi geçirmesini mi? Anneme felç inmesini mi? Ne zaman duracaksın Eda? Bütün bunlara ne zaman son vereceksin? Ne oldu? Canını mı sıktım? İstersen biraz daha sıkıcı haberler vereyim. Mesela Tolga'nın doğum belgesini aldığını. Yağmur'un babası olarak kimin ismi var bil bakalım. Harun Arslanlı. Ne? Bilmiyor muydun yoksa? Tolga şimdi Harun'un yanında. Keşke acele etmeseydin. Üçünüz birlikte güzel güzel konuşurdunuz. Benim haberim yoktu. Yazık, haberi yokmuş. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Ama sen her şeyi biliyordun. Hepimize yalan söyledin. Harun'a, bana. Bu yalanları başlatan sensin. En baştan gelip anlatsaydın bunların hiçbiri olmayacaktı. Seni korumak istedim ben. Hayatımı mahvederek mi koruyacaktın? Annemi, babamı perişan ettin. Şimdi de Yağmur'un. Masum bir bebeğin hayatını mahvetmekle meşgulsün. Küçük şımarık Eda. Hayat ona her şeyi verir ama o daha fazlasını ister. Elindekilerle oyuncak gibi oynar. Kırıp döker. Bütün bunlara ne zaman son vereceksin Eda? Ellerini kocamın üstünden ne zaman çekeceksin? Çevrendeki her şeye zarar vermeyi ne zaman bırakacaksın? Zarar vereceğin kimse kalmadığında mı? Geriye ne kaldığını söyleyeyim. Babamın katil olması. Yeter. Sus artık. Bitti her şey. Bu kez bitti. Biraz önce kızımı babasından ayırdım. Acı çekmesin, yüzü kızarmasın. Kaderi çaresizlik, umutsuzluk olmasın diye yaptım bunu. Sizin doğru dediğiniz olsun diye bir yalanı yaşayarak büyüyecek. Hepinizin içi rahat olsun. Yağmur babası diye Tolga'yı bilecek. Harun da susacak, merak etme. Artık evine gidip hayatını yaşayabilirsin. O evdeki her şey senin. Ben yapmam gerekeni yaptım. Sen de bir kardeşin olduğunu unut. Biz abla kardeş değiliz artık.